aşil tendonu cerrahisi geçirmiş, gene de çok üst düzeyde spor hayatına devam eden birçok sporcu var. Spor hekimliği kuvvet dengesini koruyup sporcuların daha az yaralanmalarını sağlayacak öğüt ve kavramları onlara öğretmekte geçiyor. Bugünkü konumuz el ve ayak bileğinin spor yaralanmaları. Genelde iki şekilde sınıflıyoruz. Bunlardan bir tanesi spor esnasında bir darbeye bağlı olan hasarlardır. Bu hasarlar yumuşak doku olabilir, kemik olabilir. İşte kırıklar, kemik hasarları, yumuşak dokular da genellikle bağların ve tendonların hasarı olur. Öbürküsü de fazla kullanmaya bağlı, bizim kendi tabirimizde dejenerasyon dediğimiz, yani yıpranma ve aşınmaya bağlı olan yaralanmalardır. Darbeye bağlı çekişmeli sporlar, futbol, basketbol, diğer handbol gibi karşı tarafın oyuncusuna size zarar verme ihtimali olan sporlarda ayağına basma ve burkulma ile ilgili sıklıkla en sık gördüğümüz yaralanma ayak bileğinin burkulması. Ama bunun ikincil olarak da kemik kırılmadığı takdirde buradaki bağların yaralanması da bizim karşımıza ikinci sıklıkta geliyor. Ayak bileğinde dejenerasyon daha yaşlı grupta ya da daha ileri yaşlarda özellikle kıkırdakların aşınmasına bağlı hareket kısıtlığı ve ağrı olarak geliyor. Bunların hepsinin tedavisinde biz bildiğimiz tanısal yöntemleri kullanarak, MR ve röntgen kullanarak, eğer kemik hasarı varsa bunları vidalarla ve plaklarla tespit ediyoruz. Eğer yumuşak dokuysa bunların da ayakta dengesizlik oluşturacak olan durumlarda başka bir yerden yama alarak tamir ediyoruz. Bir de elimizde artroskopi diye bir silahımız var. Her ekleme biz küçük bir kamerayla girip bu eklem içindeki kıkırdağı ve yüzeylerin uyumunu kontrol edebiliyoruz. Eğer bunlarda bir sıkıntı varsa da bunların büyük bir çoğunu da tedavi edebiliyoruz. O yüzden ayak bileği artroskopisi de bizim en sık kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Dediğim gibi gene futbolcu, basketbolcu ve voleybolcularda. Atletlerde, uzun mesafeli koşanlarda aşil tendon dediğimiz ayağın arkasında ayağı ileri ittiren bir tendon var. Çok kullanmaya bağlı olarak karşımıza beklenmedik zamanlarda yırtık da çıkıyor. Bunların tedavisi kesinlikle cerrahi. Bizim ve dünyanın birçok yerinde de aşil tendonu cerrahisi geçirmiş, gene de çok üst düzeyde spor hayatına devam eden birçok sporcu var. El bileği diğer sporlara göre biraz daha nadir yaralanıyor. Özellikle kayak ve scoreboard yaralanmalarında korumak için el bileği üzerine düşmelerle el bileğinde kırıklar olabiliyor. Diğer eli kullanılan gene basketbol, voleybolda, teniste özellikle el bileğine çok yük bindiği için buradaki eklemlere gelen yükten dolayı bağlarda yaralanma oluyor. Yine bunlarda da biz şeyi çok kullanıyoruz, artroskopiyi kullanıyoruz. Özellikle iki kemiği bir arada tutan kıkırdak kompleksi var. Bunun yırtıklarını dikebiliyoruz. Özellikle jimnastikçiler ve şeyler el üzerinde spor yapan sporcularda dikebiliyoruz. İkinci sıklıkta esasında kavrama gücünde, özellikle sık kullanımda buradaki tendonlar şiştiği için buradan geçen siniri sıkıştırıyor. Bunları da biz cerrahi olarak gevşetiyoruz. Bazı yaralanmalar özellikle elde sporun adıyla anılıyor. Özellikle baş parmağı şöyle top geldiği zaman baş parmağın iç tarafındaki bağ yırtılıyor. Bunun adı kaleci baş parmağı. Aynı zamanda eskiden kayak batonlarının da lifleri buradan geçtiği için kayakçı yaralanması olarak da geçiyordu. Bisikletçiler elini direksiyonu, gidonu tutarken elleri hep bu pozisyonda olduğu için onların da alttan gelen siniri çok darbe altında kalıyor. Bisikletçi felcileniyor. Bunlarda da aynen bu sinirin çevresindeki dokuları gevşeterek yakınmaların azalmasını sağlayabiliyoruz. Ama bir kere orası sertleştiği zaman arkasından özellikle sinir sıkışmalarında aynı spora devam etmekte bir takım sıkıntılar olabiliyor. Genellikle el tarafındaki yaralanmalarda eğer kemikle ilgili bir hasar varsa bunlar %90-95 eski spor hayatlarına dönerler. Ama eğer sinir sıkışıklığı ya da yumuşak doku varsa bu oran yaklaşık %80'lere döner. Spor hekimliği adı altında bir ana bilim dalı var. Bu ana bilim dalının en büyük özelliği kuvvet dengesini koruyup sporcuların daha az yaralanmalarını sağlayacak öğüt ve kavramları onlara öğretmekte geçiyor.